Sermaye piyasası araçları, bunlar şirketlere, kurumlara, devletlere borç veya sermaye türü yatırımda bulunmak isteyen yatırımcılara fırsat sunan araçlar. Borç türü yatırım araçları, işte şirketlerin çıkardığı tahviller, yatırım bonoları, bonolar, devletlerin çıkardığı tahviller, devlet tahvilleri. Sermaye türü olanlar ise hisse senetleri, bildiğimiz hisse senetleri. Yani sizin paranız var, işte Koç Holding örneğin. Ben diyor, benim sermaye ihtiyacım var, halka açılacağım diyor. Gidiyor İstanbul, Borsa İstanbul'da halka açılıyor. Siz de gidip Koç Holding'den hisse senedi alıyorsunuz halka arzda. Buna birincil piyasa deniyor. Sonra bunlar işlemlere başlıyor borsada, el değiştirmeye başlıyor. Buraya da ikincil piyasa deniyor. İkincil piyasada fiyatlar devamlı değişiyor. Hem diğer piyasalara göre, faiz oranlarına göre, şirketin performansına göre orada birçok değişken var. Bu yüzden de bunların getirileri de değişken oluyor. Sürekli oynuyor. Bazen çakılıyor fiyatlar, çok ucuzluyor hisseler. Bazen coşkuyla insanlar alıyor. Birazdan davranışsal finans da anlatacağım. Bu arada süremiz ne kadar oldu? Evet, bir bu kadar daha mı süren var acaba? Arkadaşlar? Abi 14.20'de başladın. 75 dakikan var. Yani 14.95 eder. Yani 15.35'e kadar vaktim Bu. var. O zaman hızlanıyorum, hemen davranışsal finansa geçeceğim. Çünkü orada bu konulara da değiniyorum. Evet, buraları böyle hızlı geçiyorum. Sabit getiriler, değişken getiriler. Bireysel emeklilik sistemi mutlaka, mutlaka, mutlaka bence girmeniz gereken bir sistem. Burada önemli olan, burada devlet katkısı da var. Gene damlaya damlaya göl olduğu için güzel bir şey. Fakat biraz araştırma yapmanız lazım. Başta böyle ne olursa olsun, hangi fon olursa olsun almadan, biraz inceleyerek hangi fonlar daha başarılı olmuş, nasıl bir varlık dağılımı yapmak gerekiyor ya, yani bakarak doğru bir varlık dağılımıyla başlar ve biraz takip ederseniz, yani böyle çok piyasaları biliyor falan olmanıza gerek yok, ama başı boşta bırakmayın ya da size bunu pazarlamaya gelen elemanın şeyine bırakmayın.